Evet, Soçi'de gerçekleşen Erdoğan-Putin zirvesinin enerji boyutunu ve bu kış vatandaşı nelerin beklediğini eski BOTAŞ Doğalgaz Daire Başkanı ve enerji uzmanı Arif Aktürk ile konuşacağız. Az önce Arif Ertürk dedim hocam. Lütfen affedin, öyle başlayalım. Hoş geldiniz. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi Soçi'de gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesinin birçok boyutu var. Malum baş başa yapılan görüşmede ama enerji boyutu da çok önemli. Şunu sormak isterim. Şuradan başlayalım istiyorum. Rusya Türkiye'nin doğalgazı için ne kadar belirleyici ve o görüşmenin önemi neydi enerji açısından? Rusya Federasyonu 1987'den beri bizim en önemli gaz tedarikçimiz. 87'den beri gaz ithalatımızın en önemli kısmını biz Rusya Federasyonu'ndan yapıyoruz. Ve bu hala da bu şekilde devam ediyor. Yıllar sonra biz kaynaklarımızı çeşitlendirdik ama halen 3 giriş noktasından Rusya'dan gaz ithalat imkanımız var. Bunlardan birisi Mavi Akım, ikincisi Türk Akım, inşası 2020'nin Ocak ayında tamamlandı. Üçüncüsü mevcut Bulgaristan üzerinden gelen hat. Tabii Rusya önemli bir tedarikçi. Hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin önemli bir tedarikçisi. Ve bizim 2021'de sona eren 8 milyar metreküplük bir kontratımız var. Mavi Akım tedariki devam ediyor. Özel sektörün ithal ettiği kontratlarda da biraz sıkıntı var. Onlar tahkimde kaybettiler ve 2,5 milyar dolarlık bir ödemeleri gerekiyor. Retroaktif, yani makabline şamil, geriye yönelik olarak bir ödeme yapmaları söz konusu. Bunu yapamadıkları için Rusya özel sektörün de gaz tedarikini durdurdu ve gaz ithalatı yapamıyor. BOTAŞ'ın 4, özel sektörün 4 olmak üzere 2021'de sona eren kontratlar var. Tabii kontratlar uzatılmadı, henüz uzatılmadı. Keşke bunlar bundan 1,5-2 yıl öncesinden Türk Akım sözleşmeleri yapılırken Ruslar bunların uzatılması ile ilgili Türkiye'nin kapısını çalmıştı. Aynı şekil ve şartlarda uzatılacaktı. Uzatılmadı. Bugün şu anda dünya gaz piyasaları çok sıkıntılı bir durumda. Gaz fiyatları işte 100 euro megawatt saati geçti. Yaklaşık 1200 dolar 1000 metreküpünü geçti. Şu anda da satıcıların piyasası. Şu anda masaya oturduğumuzda kolay kolay satıcı esneyemeyecek ve kendi şartlarını bir nevi dikte ettirecek. Ve biz bu sözleşmeleri de yapmak zorundayız. Türkiye'nin kuzeyinden Rusya Federasyonu'ndan asgari günde 40 milyon metreküp gün gaz girmek zorunda. Girmezse teknik olarak kesinti söz konusu olur. Özellikle Trakya ve Marmara bölgesinde kesintiler olur. Dolayısıyla bu gazın şu ya da bu şekilde girmesi gerekiyor. Türkiye'nin de Rusya Federasyonu'yla ivedilikle kış öncesinde anlaşmayı yapması gerekiyor. Siz dünya piyasasında da doğalgazın fiyatının çok yüksek olduğunu söylediniz. Zaten döviz kuru da çok yüksek. Dolayısıyla bu kış yüksek fiyat kaçınılmaz mı? Tabii şimdi döviz kurunu önce bir kenara bırakalım. Onun da doğrudan etkisi var ama gaz fiyatları çok arttı. Gaz fiyatları mesela geçen sene 2020'nin Mayıs'ında 1.22'ydi TTF Avrupa'daki fiyat. Bugün 1.22'den kastım dolar MMBTU. Bugün 25 dolar, yaklaşık 25 katı arttı. Mart'tan bile Mart ayında 6,5 dolar olan gaz şu anda 25 dolar MMBTU'ya geldi. Yaklaşık işte 5-6 katı bir artış var. Bu artışın temel nedeni aslında Uzak Doğu. Uzak Doğu'da Çin'in talep artışı. Yaklaşık %12 bir talep artışı oldu. Yine Japonya, Tayvan ve Güney Kore'de bir talep artışı var. Avrupa'da çok bir değişiklik yok. Avrupa'da geçtiğimiz yıla ve bu yıla baktığımızda 1 milyar metreküplük ilave bir talep artışı var. Ama Uzak Doğu'nun bu talep artışı piyasaları da etkiliyor. Ama en önemlisi de spekülatif, manipülatif hareketler. Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzında da bir miktar azalma oldu. Ruslar sözleşmelerine riayet ediyorlar ama Ukrayna transitinde yaklaşık %35'lik bir azalma oldu. 2019'dan sonra transit anlaşmayı
yenilemediler. Ukrayna'da da bir yasal değişiklik oluştu. Artık 2019'a kadar Ukrayna'daki bütün kapasiteyi Gazprom kullanır iken 2019'dan sonra bunu auctionlar, ihaleler vasıtasıyla kullanması gündeme geldi. %65'ini kullanıyor ama %35'ini kullanmıyor. Ukrayna üzerinden de Avrupa'ya gaz arzı azaldı. Dolayısıyla fiyatlar şu anda tabiri caizse uçmuş durumda. Türkiye'nin de uzun vadeli kontratları formüle fiyatlardır. Bunlar petrol ürünlerine endeksli fiyatlardır. Her 3 ayda bir yenilenen formül yeniden çalıştırılır ve 6 aylık geçmiş ortalamayla, petrol ürünleri ortalamasıyla çalışır. 1 Ekim'de arttı. Yaklaşık %15'lik bu uzun vadeli kontratların fiyatı arttı. Ancak daha kötüsü, Türkiye'nin özellikle kış döneminde şehirlerin talebinden dolayı ilave gaz ihtiyacı ortaya çıkar. Bunu da genelde spot olarak LNG sıvılaştırılmış doğal gazla Türkiye sağlar. Şu anda BOTAŞ bu kış 54 tane spot kargo alacak. Ve bu spot kargoyu dünya piyasaları fiyatından alacak. Biraz önce dünya piyasalarındaki fiyatı bahsettim. 1200 dolar 1000 metreküpünün fiyatı. Şimdi yani bugün bir kargo gelse 1200 doların da üzerinde bir fiyatla, sürprimle girmesi gerekiyor. Bu da ortalamayı artırıyor tabii. Ve gaz fiyatlarında ve enerji fiyatlarında artış kaçınılmaz. Tabii dolar kuru da buna ilave etkisi var. Dolar arttıkça da ithalat maliyetleri giriyor. Şu anda maliyetin altında bir satış var. Çapraz sübvansiyon var. Ekim başında konutlarda zam yapılmadı. Hocam sanayi, tam oraya gelmek istiyordum ben de. Az önce haberimizde de izledik. Konutlarda zam yok ama üreticiye bir zam daha var. Bu yine de tüketiciye dönüp dolaşıp yansıyacak bir zam değil mi? Zaten şu anda konutlara zam yapılmasa da aradaki sübvanse edilen farkı, bu bedeli birisi ödüyor. Vergi mükellefleri ödüyor. Ben şu örneği veriyorum. Geçen Twitter'da da yazdım. Siz mesela Ankara'da Kızılay'ın ortasında bir varil yakmışsınız insanlar ısınsın diye. Oraya şu anda odun yerine yüzer dolarlık banknot atıyorsunuz. Bunun hiçbir farkı yok. Yani şimdi o banknotları, yüz dolarlık banknotları belki halka doğrudan verseniz bir kısım insan daha kalın giyinip soğukta kalmayı tercih edecek. Ama biz maalesef şu anda çapraz sübvansiyonla bu bedeli vergi mükellefleri ödüyor. Yani bir kaynak yaratılması gerekiyor. Bu bedelde şu anda BOTAŞ'ın sırtından, ki BOTAŞ bir kamu iktisadi teşekkülü, BOTAŞ'ın sırtından, BOTAŞ'ın bilançosundan karşılanıyor. Aslında bu tür sübvansiyonların karşılama yerinin hazine olması gerekiyor. Her sene biz bütçe kanununa bunları koyup ona göre bu sübvansiyonları yapmamız gerekiyorken genel bütçenin dışında bu tür kitlerin üzerinden sübvansiyonlar yapılıyor. Aynı şey elektrikte de söz konusu. Şimdi elektrikte kış dönemine girdik. Su gelirleri son derece düşük ve doğal gazın elektrikteki payı artıyor. İlave olarak yine uluslararası piyasalarda hocam toparlamanızı rica edeceğim mümkünse olur mu? İthal kömürün fiyatları da arttı. İthal kömür santralleri de şu anda daha az çalışacak. Bu da gazın payını artıracak. Gazın fiyatını arttırdık biz. Elektriği arttırmadık. Orada da ciddi bir sübvansiyon ortaya çıkma durumu söz konusu. Dolayısıyla bizi zor bir kış bekliyor diyebilirim. Arif Aktürk, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Evet.